Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde verdiğimiz soruların cevaplarını beraber bulalım. Birinci soruda hangisi kasidenin farklı bir bölümünden alınmıştır diye sorduk sizlere. Burada nefiye ait bir kasidenin Aynı bölümlerinden 4 beyit ve farklı bölümünden 1 beyit seçtik burada ilk beyit metiye özelliği taşır. Hızlı giden atlardan bahsediyor. E, B'de ise gırralanırsam, övünürsem diyerekten şair Nefi kendini övüyor. Bunca demdir davi sahip kıraniyelerin bir mübariz yok meydanı suhan tenha mıdır diyerek söz meydanı boş mudur diye rakipsiz olduğunu söylüyor. D seçeneğinde şiiri nefi midir yoksa şiir yıldızı mıdır? Şiirimin incisi diyerek yine kendi şiirinden bahsediyor Nefi. Yine son beytte de libası nazmımdan bahsediyor. Yani buralar bir fahriye örneğidir arkadaşlar. Nefi'nin fahriye beytleri özellikle testlerde karşımıza çıkmaktadır. Sınavda da karşımıza çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var. İkinci soru nefi hakkında hangisi yanlıştır? Bazı şiirlerinde sepki hindi etkisi görülmektedir. Sözüm redifli kasidesi bir naat örneği örneğidir ama şair kaside boyunca kendi şiirini övüyor. Kaside de fahriye bölümünü genişletmiştir. Doğru. Şiirin belki mübalağadır. Evet abartılar özellikle nefide çok fazla yer tutar. Nefi mahlası kendisine Şeyhülislam Yahya tarafından değil, Gelibolulu Ali tarafından verilmiştir. Cevabımız Edirne olacak. Nefi divanından alınan bu musammatla ilgili hangisi yanlıştır? Bir testis örneği evet 6 mısradan oluşuyor. Peki testisi nereden anladım? Çünkü şurası Fuzuli'nin bir gazelinin beyitinden bir beyti alınarak tekrarlanan bentlerden oluşuyor. Fuzuli'nin bir beyti şurası işte. Dört mısra eklenmiştir. Burayı da Nefi kendisi eklemiştir. Nefi Fuzuli'yi beğenmektedir. Evet, testiz göre bir şairin diğer şiiri beğendiğini, şairi beğendiğini söyleyebiliriz. Fuzuli Nefi'den etkilenmiştir. Bu mümkün değil. Fuzuli 16, Nefi 17. yüzyıl şairi birbirlerini görme ihtimalleri yok. Yani birbirleri Fuzuli'nin nefi tanıma ihtimali yok. İlk 4 mısra nefiye, son iki mısra Fuzuli'ye aittir. Bu tür sorularda arkadaşlar aklımızda olsun biraz uyanık olmamız gerekiyor. Aslında çok zor bir soru değil. 4. sepki hindi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Az sözde çok şey anlatmak esastır. Anlam sözden üstün tutulmuştur. Hayale fazla önem verilir ıstırap, ruhun duyduğu acı önem temalardır. Fakat Baki Yahya haleti klasik üsluptur. Sepkini'nin temsilcileri Naili Kadim, Fehimi Kadim, Neşati, İsmeti ve 18. yüzyılda Şeyh Galip önemli isimlerdendir. Ayrıca Mezaki de dahil edebiliriz bu gruba. Beşinci sorumuza bakalım. Daha çok nokta nokta ile özdeşleşen bu üslup. Evet şiirde hikmet demek ki hikmet varsa bizim aklımıza önemli gelecek nabi üslubu yani hikemi üslup. Nabi üslubu olarak da bilinir. Buradakilerin hepsi hikemi üslubun temsilcileridir arkadaşlar. Fakat asıl bu üsluba bir damgasını vuran şair Nabi'dir. O yüzden cevabımız Bolu. Altıncı soruya baktığımız zaman şairimiz Baki, Nefi ve İslam Yahya'ya nazireler yazmış. Divanda yer alan miraciyesi var ve şehnamesi bulunuyor. Bu şairimiz Ganizade Nadiridir. Yedinci soru Nevizade Atay'ın hamsesini oluşturan mesnevilerden biri değildir diyor. Cevabımız Hilye-i Enbiya olacak. Diğerleri hamseyi oluşturan mesnevilerdendir. 7. Türk Edebiyatı'nda ilk şarkı yazan şair aşağıdakilerden hangisidir? İlk şarkı yazan Naili Kadim'dir. Bunu unutmayalım. Önemli bir bilgi Naili Kadim'in divanında görülüyor. 9. Genç şair genç yaşta örfü divanlı istisa etmiş. Kısa hayat halisi dert peşinde geçmiştir. 20 yaşlarında vefat ediyor. Sepki Hindi'nin önemli bir temsilcisi. Duru Bemsali Türkiye'yi şehrengiz ve divanı var. Buradan yola çıkarak bu şairin fehimi kadim olduğunu söyleyebiliriz. 10. soru Nabin Neserleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Cevap Adana olacak. Hayrabat değil Hayri Name ya da Hayriye olarak bilinen mesnevisidir. Bu didaktik tarzda yazıldı, yazılan mesnevi. 11. soru geçelim hikemi üslup etkisi görmez hepsi buradan Nabi'nin gazellerinden alınmış beyitlerdir. Burada dünyanın gül bahçesine geldik. Renk yok, koku kalmamış. Saye endazı kerem bir nahli dilcu, gönül alan bir fidan, böyle cömertliğiyle gölge salan bir yiğit kalmamış diyerek aslında hikemi üslubun özelliğini veriyor. B de diyor ki Zahid'in iki yüzlülüğünden vazgeçmesi, hasırını böyle bir vasıta yaratmaması Allah'a yakınlaşmak için bu şekilde öğüt veriyor. İkemi, bu devranda safayı hatıra nail mi kalmıştır? Felekten daha berda olmadık bir dil mi kalmıştır? Yani felek gönülleri yara üstünde yara bırakmış ve bu dönemde artık gönülün huzuruna erme gibi bir durum söz konusu değildir. Bağdehrin dehrin hem hazanın yani hem hüznünü hem mutluluğunu görmüşüz diyor. Biz mutluluğun da gamın da rüzgarın görmüşüz. Yani bu zamanın hem mutluluğunu hem hüznünü görmüşüz. Bu da ikemi. Denizli'de ise sultanı gam nişimen dilden derinumu yani gam sultanı kalbimi bir taht ettiğinden beri kalbimin sahrasına sevda askeri gelir gider. Burada bir aşk söz konusu ve cevap denizde olacak. 12. Bosnalı sabite ait değildir. Bülbül name Bosnalı sabite ait bir mesnevi değildir arkadaşlar. 13. Divan şiiri günlük yaşamla ilgili bir soru sorduk. Burada kağıthaneyi söyleyebiliriz. Burada al kağıdın mührelendiği. Daha sonra yine kağıthaneyi görüyoruz. Kağıt uçurmak yani mektup ve burada ise halk bin can ile olurdu haridarı kubur, mahrici dar selam olsa bu girdapların diyerek aslında burada halkın çukurları bile doldurabileceğini yani boş mezar bulsa içine gireceği anlatılıyor. Cevap Bedirne olacak. 14. Burada bir de muradım üstüne devreylemez felek. Abi istesem serabı Adem'den nişan verir. Destüm de cam. Elde. Ve Nadan'a Rıttı Giran'dan yola çıkarak Sagar yazmamız gerekiyor. 15. soru Mesnevi Nazım şekliyle yazılan Tezkiret Güfteyinin Teşrifatü şu arasıdır. 16. soru bu beyitlerle ilgili neler söylenebilir? Bakalım beznimize. Beznimiz feilatun feilatun feilündür. Pentname'dir. Oğlana öğüt veriyor. Hitap edilen kişi şairin çocuğudur. Soy ile övünme şurada görülmektedir. Sümbüzade Vehbi'nin değil Nabi'nin eseridir. 17. soru Nergisi ile ilgili bir soru hamsesi mensur eserlerden oluşuyor. 17. yüzyılın süslü nesir örneklerini veriyor. Nihalistan'da 25 k yer alıyor. Habname eseri Veysi'nindir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli olacak. 17. yüzyıl nasilleri hakkında hangisi yanlıştır? İlk tezkire Riyazi'ye ait değildir. Bunu nesir ünitemizde görebilirsiniz. 19. Burada kahve ile ilgili bir yorum var. Daha önceden de bahsetti Kadip Çelebi'nin Mizanül Hak'ta bu tür konulara değiniliyor. Cevabımız Ceyhan olacak. Görüşmek üzere.